Haydi gelin çocuklar, buyurun. Teşekkürler İsmail abi, bizi buraya koyur etti. Vallahi kusura bakma yani, bu seni bu işin içine dahil etti ama senin benim sorunumla ne gibi bir alakan var ben anlamadım abi. Vallahi ben de anlamadım Feridun. Ölmeye yüz tutmuş bir meslek erbabı olduğum için herkes beni bir bilir kişi belledi. Gelen giden derdini bana anlatıyor. Kimse ayakkabı da getirmiyor. Sürekli dert dinliyorum. Ama alıştım. Dert dinleye dinleye bir yoluna koydum. Çünkü ilişkiler ayakkabıya benzer, değil mi? He? Yani ilişkiler ayakkabı gibidir ya abi. Önce vurur sonra yavaş yavaş açılır. Öyle midir? Ne bileyim ben, öyle biliyorum, öyle değil midir? Vallahi bence değildir. Sen başka ayakkabıcıya mı gidiyorsun? Abi seni tanıyorum, kusura bakma yani. İstersen aforizmaları ben söyleyeyim. Tabii. Şimdi gençler, aşk, aile, birliktelik, bunlar çok kutsal, önemli şeyler. Şu koskoca hayatta birini buldun mu beraber yürüyeceksin. Yapmak kolay. Değil. Zor. Bitirmek kolay abi. Kolay değil mi? Kolay. Evet Feridun, seni sınadım. Aferin yavrum. Nazlı bana her şeyi anlattı. Nasıl? Cidden her şeyi mi anlattı? Her şeyi anlattı. Benim nişanlım Feridun'a ben çok aşığım ama Feridun imkan ihtimali yok. Benimle evlenmek istemiyor, çekinceleri var dedi. Bak bir daha düşün. Bence bir daha düşün. Abi yalan ya, yok öyle bir şey ya. Evlilik yok, nişan yok. Abi ben bu kadından ayrıldım. Bizim problemimiz şu, bu kadın bunu kabul etmiyor abi. Nazlı ayrıldım diyor. Abi yok ya, ne ayrılması ya? Biz ayrılmış olsak. Ben niye buraya geleyim ya? Benim ne işim var? Manyak mıyım ben? Manyaksın tabii sen. Manyak abi bu. Ben sana kaç kere ayrıldığımızı söylemedim mi ya? Söyledi mi? Hayır abi, söyledi de kızgınlıkla söyledi. Günde bana 40 kere, 52 kere bir tarzlı ayrıldık diyor. Ama ben her seferinde ayrılsam oho. Oğlum niye kıza günde 40 kere, 50 kere ayrıldık diyorsun sen de? Çünkü ayrıldık abi. Anlamıyor ki beni. Nazlı, ben seni sevmiyorum. Bak sevmiyormuş. Seviyor. Seviyormuşum. Sevmiyorum abi, hayır. Yalan. Yalan diyor. Naz yapıyor. Naz yapıyor. Naz mı yapıyor? Yapmıyorum. Yapmıyormuş. Abi naz yapan insan naz yaptığını söyler mi? Naz yapan insan naz yaptığını söyler mi? Hayvan herif. Naz yapıyorsun belli ki. Abi sen de eko yapıyorsun belli ki. Ha? Ne söylese aynısını tekrarlıyorsun abi. Bak böyle bilgelik olmaz yani. Ya bu senin ambole ediyor kafanı, yapma şu önlüğünden utan, bilgesin sen ya. Doğru. Nazlı, bu adam çok net, ben söyleyeyim. Abi o zaman söylesin, tamam. Bana geçen gün niye dedi Nazlı, beni kendine bağladın, senden gidemiyorum şeklinde. Feridun, madem sevmiyorsun, neden kıza beni kendine bağladın, senden gidemiyorum diyorsun? Çünkü beni halatla bağladı abi. Bayağı benim yardım çığlıklarıma esnaf kurtardı beni. O kadar mı lan? O kadarı mı var abi? O kadarı mı var ya? Daha beteri var. Gelme. Ne diyorsun ya? Gelme. Vallahi abi. Mı? Abi şöyle söyleyeyim, nereye gitsem karşıma çıkıyor. Allah vallahi Allah. Her yerde bunu görüyorum ben. Yani bundan 5-10 tane varmış gibi bir şey. Sen kokuyla beni takip ediyormuş gibi geliyor bana. Yok, anladın mı? Yani biraz garip. Ondan sonra arkadaşlarla çay bahçesinde otururken ensende bir ışık var dediler. Bir baktım. Abi bu bana çip takmış ya. Bluetooth'la bağlanıyor bu bana abi. Ne diyorsun ya? Bakayım. Aa vallahi çıktı. Feridun'a nezele. Sen misin? Biziz abi. Feridun, madem beni istemiyorsun, niye beni engellemiyorsun? Engelle beni hadi. Her yerden engelledim abi. Engelleyince de kapıma geliyor ya. Ay kapına geleyim diye beni engelliyorsun demek. Yok abi, ben buna ulaşamıyorum ya hiç. Nazlı, bak bu yaptığın suç. Bu yaptığın suç. Abi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk galiba seni istemiyor. Abi en ufak bir belirti olsa ben bunun peşinden koşar mıyım ya? Lan adam işaret fişeğe atıyor daha, ne belirtisi? Tamam, tamam. O zaman söylesin. Tamam, seni sevmiyorum desin. Vallahi bundan sonra unutacağım. Bırakacağım işini. Nazlı, seni sevmiyorum. Görüyor musun abi? Her dediğimi dakikasında yapıyor. Al beni, al. Al götür beni eve. Gebereyim senin evinde ben. Al ya, bıktım. Geberiyor aşkımdan. Geberiyor ama aşkından mı bilmem. Kızım sen şöyle otur, çok yaklaşma çocuğa. Sen şöyle kenarda dur. Sen de böyle... Ben anladım. Hiç merak etme. Sen deyiz abi. Nazlı, evet. Bu çocuk bak, ben şöyle düşünüyorum. Galiba pek sevmiyor gibi, ha? Yok abi, o bana şımarıyor. O bana büyük aşık. Ama tamam, sevmiyorum Nazlı seni desin. Bırakacağım peşini. Bırakacağım bu inadı gerçekten. Nazlı, seni sevmiyorum. Ama gözlerimin içine bakarak söyle. Nazlı! Seni sevmiyorum. Gözlerini kırptı belli ki yalan. Nazlı bak, seni sevmiyorum. Gözlerin öyle demiyor.
Abi şu çivi söktüğün kerpetini versene bana. Ben bu gözleri çıkaracağım abi. Ya oğlum saçmalama, manyak mısın? Çocuk kendine zarar verecek. Bir oturun şuraya ya. Bak kızım, bu adam buraya geldiğinden beri bir tane iyi olumlu laf söylemedi. Sen nereden böyle meylettin? Nereden umuda kapıldın ya? Sonra cevap versin abi. Niye beni bu karşımda bağıra çağıra deli sevdam gölleri söylemiş? Feridun, deli sevdam gözleri. Abi deli diyor. Sevdam, ya benim en sevdiğim şarkı deli sevdam gözleri. Bir dakika, ben o şarkıyı en son duşta tıraş alırken söyledim. Sen beni mi gözetliyorsun? Madem gözetlenmek istemiyorsun, neden banyo perdelerin sonuna kadar açık? Ya. 7. katta oturuyorum da o yüzden, nasıl çıktın oraya manyak? Hiç kiraladım, çıktım. Abi, bu ayakkabıcılık falan, bu ortam, yani bilgelik falan güzel de sen bizim işi halledemezsin abi. Bizim iş polislik. Tamam, o zaman şunu söylesin. Abi, İsmail abi, Rüya abi. Neden bana geçen gün mesaj atmış? Nazlı, seninle ilgili bir karar aldım şeklinde. Ne karar aldın lan? Uzaklaştırma kararı aldım. Ama kızım, sen de sırf kendine yonttuğun tarafından bakıyorsun. Bak, olayın bütünü tamamen farklı. Ama tamam da o zaman neden geçen hafta bir araya gelmişiz, onu söylesin. Bir araya geldik çünkü mahkemeye gittik. Ben sana dava açtım ya. Aa, dava açtım diyor adam. Ya benle bir araya gelmek için türlü türlü bahaneler. Ulan hayatımın kendisi. Söylemeyecektim bunu kıza zarar verirsin diye ama söylüyorum. Benim bir sevgilim var. İnanmıyorum. Durun böyle, kusura bakma. Sen beni kıskandırmaya mı çalışıyorsun şapşik? Ya sevmiyor, sevmiyor. Anla. Hayır, otur. Sevmiyor. Bak, Fenerbahçeli Galatasaray'ı daha çok seviyordur. Kuzey Kore, Güney Kore'yi daha çok seviyordur. Sevmiyor. Abi. Allah Allah ya. Abi, sakin ya. Tamam. Yani bilgi adamsın, kafayı yedin. Baksana neler yapıyor bana. Otur şuraya. Oğlum niye böyle yapıyor bu? Anlamıyorum ben abi ya. Abi işte çözeceğiz ya. Otur. Ben şimdi biliyorum onu yapacağım. Allah'ım ya Rabbim. İsmail abi. He. O kadar da inandırıcı oradır ha. Neredeyse ben bile inanıyordum Feridun'un beni sevmediğine. Dokunma bana. Dokunma. Cin gibi girmişsin çocuğun içine. İfrit. Evet. Tanıştırayım. Sevgilim Levan. Sevmediğim Nazlı. Evet, böyle biraz garip oldu ama Feridun senden çok bahsetti ya. Herkesi benden mi bahsediyor Türkçe? Herkesi senden bahsediyor. Savcıya, polise, herkesi senden bahsediyor. Demek Feridun'la sevgilisin, öyle mi? Evet, öyle. Çok mu seviyorsun onu? Evet, çok seviyorum. Onun için ölür müsün? Gerçi tanışıl daha 2 ay oldu ama... Kaç ay sonra ölürsün? Ben niye ölüyorum? Her türlü ölüm. Her türlü ölür. Seviyorsan ölürsün. Yeter. Kızım sen manyak mısın? Allah'ını seversen niye böyle yapıyorsun ya? Geç aynanın karşısına bak. Gençsin, güzelsin, alımlısın. Niye bu adamın peşine takıldın? Sana erkek mi yok ya? Şu güzel gözlerine bir bak. Bu güzel gözleri görünce şiir yazmayacak adam var mı? Bir kendine gel. Bir silkin bir kendine gel ya. Allah Allah. Seni sevmeyen bir adamın peşinden böyle gitmeyi hak ediyor musun? Bir kendine gel. Aslında düşününce biraz da haklısın gibi de. Feridun, bitti. Aa. Leman kaç. Tamam, o zaman çözdük. Vallahi çözdük ya. İyi Nazlı. O zaman sen de dışarı çık ve yeni hayatına merhaba de. Merhaba hayatım. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen nesin?